Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Bakan Eşref Fakıbaba et fiyatları ucuzlayacağını, et ve süt kurumu marketlerde reyon açacağını söyledi. Önceki bakan et ucuzlayacak dedikçe zam geldi. Et ve süt kurumu 13 yıl özelleştirme kapsamında kaldı. İçi boşaltıldı. 2014 yılında özelleştirme kapsamından çıkarıldı. Kurum satış noktaları açtı, et yetiştiremedi. Marketlere reyon açarsa kısa sürede talebi karşılayamayacak, raflar boş kalacaktır. Marketlere kira bedeli ödeyecektir. Önce yeterli et sağlamak gerekir. İthal et çözüm değildir. Hükümetin hayvancılıkta politikaları yetersiz ve yanlıştır. Yoksulun kısa vadede ucuz ete erişmesi mucizedir. Çözüm sözleşmeli ve aile tipi besiciliği desteklemek, girdi fiyatlarını düşürmek, hibe ve teşvik gerçek ihtiyacı olana vermektir. Hayvancılıkta köyü ve üreticiyi desteklemek gerekir. Getirilen yöntemlerle etin ucuzlaması mümkün olmadığı gibi halkın da ucuz ete erişmesi mümkün değildir. Teşekkür ederim. Ne yazık ki ülkemizde halen 300 bin atama bekleyen öğretmen vardır. 100 bin üzerinde öğretmen açığı ise kapatılmamıştır. Eğitim sistemimizde ise sorunlar artmaktadır. AKP hükümetleri 6 kez Milli Eğitim Bakanı, 3 kez müfredat değiştirmiştir. AKP hükümetleri sürekli sistemle oynayarak eğitimin canını okumuştur. Müfredat, Mustafa Kemal Atatürk değerleri ve bilimsellikten uzaktır. Öğretmenler için de özlük hakları iyileştirilmemiş, öğretmenleri kendini güvende hissedecekleri, yeterli ücret alacakları ve özlük haklarının düzenleneceği bir sürece girilmemiştir. Eğitimde ise çağdaş, layık, bilimsel eğitim geleceğimiz için doğru ve gerekli olan tek yoldur. Bu yola da hükümetin bir an önce uygulamalarıyla dönmesini diliyorum. Teşekkür ediyorum.